Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerden de çok soru gelen bir orkide elimde ve bu orkide için neler yapabileceğimize bakıyor olacağız. Bu orkide yapraklar yumuşamış, sararmış, altlar da aynı durumda ve göreceğiniz gibi hiç kök kalmamış, canlı kök. Sizlerden gelen soru da genelde böyle bir orkide kurtarılabilir mi? Ne yapmamız gerekir şeklinde. O yüzden de biraz isabet oldu. Zavallıcık çok kötü durumda. Tabii ki kurtarmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız ve kurtarılabilir. Bu orkidenin çok fazla suyun içinde kaldığının göstergesi bunlar. Köklerin çürümesi de çok sudan ya da suyun içinde kalmaktan olabileceği gibi. Aman lütfen kontrol edin. Toprağın çürümüş, yani o minik ağaçların çürümüş olabileceğinden de kaynaklanır. Çünkü çürümüş toprak çok fazla su tutacağı için ve çürüme bakterilerine sahip olduğu için orkidenizi çok hızlı bir şekilde çürütebilir ve öldürebilir. O yüzden kontrol edip çok hızlı müdahalede bulunmakta fayda var. Aslında bir önceki videomda şimdi önden bir teşhisle daha erken aşamasında müdahale ettim. Fakat bu orkide bu şekilde geldi, kurtarılabilir mi diye. Şimdi bunun için ne yapıyorum ben? Orkidelerin büyüme, yaprak verme ve kök verme sıcaklıkları 26 ila 28 derece arasındadır. Fakat biz bu ısıyı çok fazla evlerimizde sağlayamıyoruz. Yani yazın bu sağlansa bile aynı zamanda orkideler nemli ortamı da seviyorlar. Nemi sağlayamıyoruz. O yüzden de ben evde küçük bir sera oluşturuyorum bu tür orkideler için. Hem ısıyı sabitleyebilmek hem de nem açısından yeterli nem seviyesine getirmesi için. Bunu herhangi bir kapla yapabilirsiniz. Ben mümkünse cam kullanmayı tercih ediyorum. Böyle yuvarlak bir kabım var. Bunun içine taze yeni toprak koydum. Şimdi bu toprağı fısfısla nemlendiriyor olacağım. Fısfısın içine birkaç damla kökleri güçlendirici yani ve yaprak çıkmasını sağlayacak olan yani azot ağırlıkta yani N değeri yüksek olan gübrelerde birkaç damla da gübre orkide besini damlattım. Bununla toprağımı hafifçe nemlendiriyorum. Bu aşamada çok su vermemeye dikkat edin. Ve bitkimin eğer ıslaksa bunu yapmayın. Bitkinizin kökü. Fakat ben birkaç gün kurumasını beklediğim için bir iki damla da köküne fısfıs yapıyorum. Daha sonra bitkimi toprakların arasına hafifçe yerleştiriyorum. Ve üzerinde sela ile kapatacağım. Ve küçük bir sera oluşturmuş oluyorum. Tabii bunun amacı bitkimizi havasızlıktan öldürmek değil. O yüzden birkaç tane küçük delik delebilirsiniz ya da ben hem kontrol açısından hem de onunla ilgilenmiş olmak ve bunun onu hissetmesini sağlamak açısından günde birkaç kez açıyorum ve kontrol ediyorum. Dediğim gibi siz isterseniz birkaç tane delikle de hava almasını sağlayabilirsiniz. Ve bakalım orkidemizi kurtarabilecek miyiz? Hep beraber gözlemliyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu arada sorularınız olursa Facebook'ta bitki, Çiçekler ve Bitkiler Diyarı isminde bir sayfa oluşturdum, bir grup oluşturdum. Oradan da resimler gönderip mesaj atabilirsiniz. Sorularınıza mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyorum. Ve merak ettiğiniz, çekmemi istediğiniz konular varsa bunları da bildirirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın.